Andaç hocam. Birini mi bekliyorsun? Süreyya'yı bekliyorum hocam ya. Geç kaldı da bugün biraz. Hah! Gel! Gel kızım. Gel benim güzel kızım. Gel, gel, gel. Acıkmış mı bu? Acıkmış mı? Acıkmış mı? Sen ne yaptın? He? Ne yaptın bakayım? Sen nerede kaldın bakayım? Ali Aydar amcana merhaba de. Aman amca değir bir de. Merhaba de. Andaç hocam, sen buraya bir sürü hayvan alıştırmış sen. Hocam ne güzel, hep beraber yaşayıp gidiyoruz işte ya. Ne var? Ne var güzel kızım? He? Ne var? Acıktın mı sen? Acıktın mı? Hadi bir sırık at. Merhaba de. Merhaba aman de. Deyim, aman deyim. Amcana, aman merhaba. Lazım değil. Uzak tut benden. Ben köpeklerden korkarım. Hele pişikleri hiç sevmirem. Onlar iyice dengesizler. Pişik mi hocam? Azeriler kediye bile diyerler. Ah, ah. Yakşı oldu sana. Kaşınırdın çünkü. Tamam, tamam, tamam. Kızma, kızma. Yokmuş, yokmuş, yokmuş. Hocam, Süreyya'nın öfke problemi vardı biraz. Annesi kardeşini rögara düşürmüş küçükken. Annesine güveni olmayan da bu dünyayla zor bağ kuruyor işte hocam. Gel. Sen burada encik analiz edeceğine içeriye baksana. 6 tane elçi zehirlenmiş. Hocam ben psikiyatristim. Elçilerin psikolojisi bozulmadığı sürece benlik bir durum yok. Ben indi bizim elçiye bir gedim değirem ama... Ben teyze beşekim kızmasın. Adam tek harekette koca departmanı yıktı haraba eyledi. Haklıydı ama hocam. Şimdi yani Cevat Hoca'nın falan da ne olduğunu hepimiz biliyoruz yani şimdi. Bilirim, bilirim. Bilmez miyim? Üzüldüm desem yalan olar. Ben... Her şey yaxşı olacak. Yaxşı mı? Doğru mu söylüyorum? Yaxşı. Yaxşı. İnşallah yaxşı olacak. Yaxşı. Senin bu hayvanların doyacağı yoktur. Ben gedim. Hastama bakacağım. Hadi. Hadi Ali Aydar amcana bir bay bay. Ya ben nereden amcası olurum onun? Gel. Süreyya. Süreyya ne yapıyorsun? Ben koydum ama sana. Baba koydum. Gel. Anlaş Hoca nerede? Ceylan, senin bugün randevun yok ki. Anlaç Hoca'yı çağırır mısın? Bugün görüşemezsin Ceylancığım. Hocanın hiç boş vakti yok. Anlaç Hoca'yı çağır dedim. Duymuyor musun ya? Ceylan, hocam ben Ceylan, bir yerde ya. Ben hocam ne oldu? Bilmiyorsun hala güvenlik yok bana orada ya. Benim hastam sorun yok. Hocam tamam. Bugün çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu sana? Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerin de bildiği üzere Türkiye Cumhuriyetler Zirvesi'nin yapıldığı otelde oluşan gaz sızıntısı sonucu 6 elçi zehirlenerek hastanemize kaldırıldı. Durumları gayet iyi, merak edilecek hiçbir şey yok, müşahede altında tutuluyorlar. Kurumumuzun ne kadar köklü ve güçlü bir hastane olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Biz tüm olanaklarımızla elçilerimizin tedavisine devam ediyoruz, evet. Şimdi sorusu olan. Bu işte gerçekten çok iyiymiş. Suzan Hoca bir tanedir. Sorunun cevabı hayır Emel'cim. Karbon monoksit zehirlenmesine bağlı bir kasıt bulunmadı. Basit bir kaza sadece. Olsaydı burası polislerle dolu olurdu değil mi? Hocam hastanın durumu stabil, kendisini odaya al. Allah şifa versin. Ali Aydar hocam. Başhekimim neyiniz siz? Hastamızla ilgileniyorum. Siz bile her hastayla tek tek ilgilenebilecek misiniz? Deneyeceğim hocam. İlk günün heyecanıdır keçer. Benden sana bir tavsiye. Elbette istersen sen. Lütfen. Bak ben 25 yıldır buradayım. Hayatta kalmak isteyersense önceliklerini yakışı belirle. Hastayla ilgili beni bilgilendirin. Tabii hocam. Hocam. Geçmiş olsun. Ben Ali Haydar Orucu, hayat yoldaşınızın yani eşinizin muayenesini ben yapacağım. Hocam, siz Azeri misiniz? Evet, Azerbaycanlıyım. Ne güzel. Bizim oğlan da Türkmenistan'da 5 yıldır. Türkmenistan da güzel ülkedir. Öyleymiş, görmedik tabii ama 40 yılda bir oğlan ararsa görüşüyoruz işte. Elbette, evlat hasreti bambaşkadır. Hocam, biz çok korktuk. Kimse de bir şey açıklamıyor sabahtan beri. Nesi var eşimin? Hocam öyle
Gözlüğümü bulun, dosyasını hemen bağlayın. Eksik olmalısın. Siyanotik ölüm katılığı görüldü. Acilde gerekli dermanlar verilmiş. Anlaşılan eşiniz özünü ölü zannetmiş. Nasıl yani, kendini ölü mü zannetmiş? Hocam siz ne diyorsunuz? İnsan kas katı kesilir mi? Kesiler. İnsan neler eder hiç haberiniz yoktur. Beyni kalbini inandırmış. Yani beyin hüküm vermiş, beden yerine getirmiş. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Evet, haklısınız, dedim ya, karmaşıktır. İnsan beyni ve yapabilecekleri bilim dünyası için bugün hele de bir sirdir. Eşinizin durumu da nadir görünen çetin bir vakadır. Anlamak için birkaç test yapacağız. Tabii tabii hocam, ne gerekiyorsa. Vaktiniz vardı değil mi? Var hocam, var. Güzel. Güzel. Demeli uzun uzun sohbet edebilirik. Sohbet mi edeceğiz? Hayatınızdan, nece tanıştığınızdan, günlük rutinlerinizden bahsedeceğiz. Nasıl tanıştığımızın Sinan'la hastalığıyla ne alakası var hocam? Var.